Niyazi Mısri'yi bağlamak. 2,5 sene filan içinde yaşadım. Bu arada 15 Temmuz oldu. Bütün o süreçler yaşandı. Ve tam yazdığım şeylere denk geldiği için içinde her şey, bu zaman var, bugün var. Yani bir anlatıcı var ve bu anlatıcı kişi aslında bir yanıyla Mısri'den etkilenerek Mısri'nin yolunda ilerlemeye çalışıyor. Fakat hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor bir daha. Çünkü aynı Mısri'nin yaşadığı şeyler onun da başına gelmeye başlıyor. İtiraflar, iftiralar, sıkıntılı bir dönem vesaire ve Türkiye'nin de bugünü aslında. Nitekim işte 15 Temmuz'a getiren süreç, yani 15 Temmuz da dışımızdaki bir patlamadır. Bir şeyin açığa çıkmasıdır. Diyelim ki Anadolu İrfan, ben öyle de yorumluyorum. Burada da aynı şey oluyor. Kahramanımız da içinde bunları yaşıyor. Bir tür çağdaş menakıp denir mi bilemiyorum. İddialı olacak hiçbir iddiam yok yani romana dair. Ama çok içimde hissederek, çok hayatımda karşılığını görerek yazmaya çalıştım. Öyle yazabiliyorum. Başka türlü bir anlamı yok. Dem Yüzü böyle ortaya çıktı. Taptaze. 2 gündür rafta, ondan bahsedelim. Yani program yayınlandığı zaman 1 hafta, 10 gündür rafta olacak. Leyla İpekçi'nin yeni romanı. Leyla Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İstifade ettik. Ya, çok sağ olun. Hey yayınlarına da teşekkürümüzü ve takdirimizi iletelim. Bizi ağırladılar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.